Beğendin mi kahveyi? Evet, çok sağ ol. Aşağıda yaptıkların için de teşekkür ederim yani. İyi geldin. Beklesene bir tatlım, şunu bir tutsana. Gel bakalım. Şunu takınca daha da iyi olacaksın. Teşekkür ederim ama ben bunu alamam. Darılma ama saçlarım berbat ötesi. Tak şunu işte. Güzel olacak gayet. Hı? Depresif miyiz bugün biraz? Yok canım. Nereden çıkardın? Bazı şeyler gizlenemez. Fazla yakışıklı değil mi? Bu okulda yapmaman gereken en büyük hata ne biliyor musun? Tabii depresyonda olduğunu belli etmek dışında. Nedir? Kanatayan gözle bakmak. Çünkü o sadece bana ait. Tamam. Anlaşıldı. Mesaj alınmıştır. Güzel. O zaman gel seni okulumuzun karanlık prensiyle tanıştırayım. Kanat, sevgilim. Ekim'e tanıştın mı okulumuzun yeni bursusu? Tanımadığın insanlara böyle dik dik bakmaman gerekir Ekim. Ben... elin kanıyor, o yüzden baktım. Sevgilim, biz buluşuyoruz değil mi akşam 9'da? Belli olmaz. Bakarız. Sana demiştim karanlık diye. Neyse, sen şimdi ilk gün diye kesin heyecanlısındır. Bizim sınıf da çok heyecanlıdır. Melisa'cığım, çok büyük hayranlığım hayatım, biliyor musun? Gel bakayım şöyle. Ha. Bir daha bir şey yapalım mı hemen? Ha. Okey. İyi olsa gelsin çıkarsın bakalım ayakkabımı. Görürsünüz, ben bu herife bir ay veriyorum. Arkasına bile bakmadan kaçıracağız. Karizmayla girip otorite kurmaya çalışanları çok gördüm ben. Ama bize işlemez. Aynen öyle. Melisa, senin bu edebiyatçılarla yıldızın ne zaman barışacak bebeğim? Hayır yani, cidden üzülüyorum. Ziya Hoca seni sevmiyordu. Bak diyeyim, bence bu da sevmedi. Ceyda. Ah. Melisa, sen bana gerilmedin herhalde değil mi? Başladın yine tırnağınla oynamaya. Tamam kızlar, tamam. Sakin olun, halledeceğiz, merak etmeyin. Bu herif öyle oyunlar oynayacağız ki arkasına bile bakmadan kaçacak. Nereye saklanacağını bilemeyecek, görürsünüz. Bence de. Kim olduğunu sanıyor o ya? Ayakkabılarımızı çıkartacakmış. Bu da bizi tanımıyor. Tabii ki de bizi tanımıyor ama tanıyacak. Ama tanıyacak. Bahar Hanım da geldim. Çocuklar, siz ders saatinde niye sınıfta değilsiniz? Ne oluyor? Onu yeni gelen edebiyat hocamıza sormanız lazım Bahar Hanım. Biz kendisinin psikolojik problemlerini anlayamadık. Belki siz anlarsınız. Korkuttum, kusura bakma. Ekim, sana bir şey soracağım. Şu kaza geçiren kız. Tanıyor musun? En yakın arkadaşım. Canım, pot kırdım sanırım, kusura bakma. Buran'a ne oldu? Önemli bir şey değil. Merak etme, Allah'tan küçük bir yaraymış. Şununla kapatırız hemen, gel. Yok, yok, ben kapatmak istemiyorum.
Neden? Olmaz öyle. Ben en yeni yakın arkadaşımın böyle dolaşmasına izin veremem. Gel bakalım buraya. Bunu da al. Sen de kalsın. Yaralarını kapatırsın. Yarın görüşürüz. Kızlar, kanıtı gördünüz mü? Telefonlarımı neden açmıyorsun? Duymadım. Okulda bugün göremedim seni, özledim. Yeni gelen edebiyatçıyı gördün mü? Bizim sınıfta terör estirdi. Bilmiyorum, girmedim ben dersine. Akşam nereye gidiyoruz peki? Melis'e biz ayrıldık. Farkındasın değil mi? Rahat bırakır mısın beni? İnsanların içinde böyle demiyorsun ama sevgilim diye tanıştırdım seni, itiraz bile etmedim. Çünkü seni bozmak istemiyorum. Artık kabullensen iyi olur. Sıkıldım bu oyundan. Melisa. Beni mi bekliyorsun? Günaydın aşkım. Gel sana bir sarılayım. Melisa, sıkıldım bu oyunlarından. Bırak artık bu kafaları. Melisa! İyi çekme numarası yapmayamaz. Ya bırak! Dokunma bana! Sevmiyorsun da zaten, dokunma! Hadi kalk şuradan, bir şeyin yok. Hadi kalk Melisa. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen? Karışma sen. Evladım, bir sakin olur musun? Karışma dedim hoca. Aramızda. İyiyim hocam, biraz tartıştık da. Naz bir insana bu kadar mı yakışır kızım ya? Ya defol git dedim. Neyini anlamadın? Ha, bak şimdi. Hayatım, an itibariyle gözüme gerçek anlamıyla bir Naz beş aşağı takıldı. Prensesim, sen sokacağın lafı unutma. Ben hemen geliyorum. Naz. Nazcığım, o ne hayatım? Bakayım. Neye benziyor salak? Vaaay. Bu arada gözlükten çok güzelmiş. Nerede dağıtıyorlar? Hep aynı laflar. Çok güzel. Şapşap. Ya. Bu ara biraz sorunlarımız var ama halledeceğime inanıyorum. Sorun olacağını sana. Dur, dur. Evet.
Artık burada oturmuyorsun. Neyse, ne oluyor? Benim çantamı. Ekim oturuyor artık burada. Ekim'cim geçebilirsin sen. Ekim kim ya? Sorun değil. Ben başka bir yerde otururum. Sen yerine geç. Sen karışma. Çanta ait olduğu yere gittiğine göre Ekim'cim sen de yerine oturabilirsin. Mesut, ne yapıyorsun sen? Tamam, önemli değil. Ben başka yere otururum. Sen bir karışma. Ekim, ne dikiliyorsun ayakta? Otursana şuraya. Melisa, saçmalıyorsun. Yok canım. Ders veriyorum sana. İnsanlar ödül kazanınca onu gerçekten hak etmiş olmuyorlar. Ya da şöyle söyleyeyim. Birileri sana kuğu olduğunu söyleyince senin hala çirkin, küçük bir ördek yavrusu olduğun gerçeğini değiştirmiyor. O kendini boyayıp sattığın sanal alemse masal. Ama hayat gerçek. Melisa, tamam. Yeter. Ekim, sen oturabilirsin yerine. Bakın Morgan, herkes yerlerine. Hadi, hadi, hadi. O artık bir ölü. Farkındaysanız ders başladı. Şu elinizdekileri bırakın artık isterseniz. Ekim. Gelsene buraya. Oo, okulumuzun kraliçesinin gözdesi olmuşsun. İyi şanslar sana. Ben sadece herkesi tanımaya çalışıyorum. Bazı insanları hiç tanımamak en iyisi. Melisa da onlardan biri. Dikkat et. Selam, ne haber? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? Hı hı. Burası dolu canım. Dolu canım. Bu kadarı da fazla ama. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Ben bir şey yapmadım. Yalancı! Önüne bakmayı öğrenmelisin Nazcığım. Bıktım sizden.
neden böyle davranıyorsunuz? Hayat bazen birilerine gerekli dersi veremiyorsa iş bize düşer değil mi kızlar? Vay, güzel laf. Dur hemen tweetleyeceğim. Anlamadım. Yani diyorum, her şeyin olduğunu düşünüyor, her şeyi başardığını düşünüyor. Ama daha düz yolda bile yürümeyi başaramıyor. Değil mi kızlar? Bunu da yazacağım. İyi de bak, bir saniye. Tut elimi. Ben sana hiç böyle davrandım mı mesela Hakim? Hazal'la da tanışmışız. Evet, çok iyi bir kız. Çatıda kuşları besliyordu. Sen ne kadar temiz bir kızsın ya. Yüzüne gülen herkesin iyi olduğunu zannediyorsun. Kanıtı gördünüz mü? Gelmedi herhalde, bilmiyorum. Sevgilim, 2 saattir arıyorum. Bak, babam da orada. Hadi gel bir selam verelim. Melisa, bir düş rakamdan artık. Bir rahat ver diye kaç kez diyeceğim. Ve sevgili öğrencilerimiz, Özel Gerçek Koleji 3 muhtaç çocuğumuza burs vererek eğitim hayatına katkılarını arttırarak sürdürmektedir. Şimdi müsaadenizle bu 3 pırıl pırıl gencimizi huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Ekim Güleryüz, Bekir Kaplan ve Ayşe Karaca. Bekir benim kardeşim. Hayatımda ilk defa gurur duyuyorum ya çocuklar. Süleyman Bey, sizi de buraya davet ediyorum. Bekir, Allah aşkına gel şuraya dur ya. Benim kan belime sıçradı. Daha erkek adam böyle dans eder mi ya? Hadi lütfen. Neyse, ben gideyim.
pardon ya. Çok pardon. Böyle deniyordu değil mi birine çarpınca? Rica ederim. Önemli değil. Acıdı mı? Evet. Ne diyorsun? Neye ne diyorum? Bu sence de bir işaret değil mi? Neyin işareti? Hı? Evren. Dans etmemiz gerektiğini söylüyor. Öyle mi söylüyor? Titriyor dizlerim, gerçeğim sanrıdır. Gözlerin gizliyor zihnini, o son sözlerini, kararmış kalbini. Yüzleşmem gereken doğrular, savaşım kendim ve birkaç satırla. Suçluyum bahar gözlerine, yağmur yağmasa artık huzursuzsam. Düşerdim yamaçlarından. Ya hadi kızım, ne zaman senin için düzenlenen bir gecede dans edeceksin? Hadi gel ya. Ne oldu? Kızlardan tek beyince bana kaldı değil mi? Hadi gel. Hadi Ayşe hadi. Titriyor dizlerim, gerçeğim sanrıdır. Gözlerin gizliyor zihnim.